konut sanatının ustası Bulut İnşaat'ın sunduğu kelime oyunu devam ediyor. Çok teşekkür ederiz efendim. İlk yarışmacımız Kevork Bey'le müsaadenizle Kevork abimizle birlikteyiz. Sayın Kevork Türker ödüllü bir oyuncumuzdur. Zaman ayırdı da geldi sağ olsun. Programımızı şenlendirdi. Her şey yolunda giderse biraz daha zaman ayıracaksınız ama. Olursa olur. Memnuniyetle. Niye? Keyifle geldim. Keyif yapmaya geldim. Devamında gelir inşallah. İnşallah. Niye olmaz? Geçen sefer 9100 puan almıştık. Bir dakikadan fazla da süre arttırmıştık efendim. O yüzden biraz göz korkuttunuz. Hadi devam edelim bu duruma. Ne dersiniz? Deneyelim. Deneyelim. İşte şöyle soruluyor efendim ilk soru. Eski Yunan, Helen. Grek. İşte o kadar. 400 puan değerindedir. 4 saniyede kazandık o 400 puanı. Devamı da gelecek. Hiç beklemeden ikinci soruyu görelim. Bu biraz kaba bir tabirdir ama yaygın kullanılır. Bazı kaynaklarda oğlan sözünün türevi olduğu söylenen kaba bir seslenme sözü. Bir harf alayım. Farklı farklı kaynaklarda. Ulan. Farklı farklı temellere oturtuluyor. Ulan tabiri. Baharatlar. Gelsin bakalım. 5 harfli tek bir kelime. Özellikle kokuyu azalttığı için soğan salatalarında tercih edilen ekşi lezzette bir baharat. Bir harf alayım. Hadi bir harf. U harfi ilk sesli harfi. Sumak. İşte o kadar. 400 puan değerinde. Şimdiden 1100. Biraz dolaylı bir soru fakat asıl anlamından da çok saptırmadık. Gelsin görelim efendim. Diyor ki ruhu ağırlaştıran tasa, kaygı, kuruntu ve üzüntü dolu düşünceler. Kelime anlamı düşünceler, fikirler. Fakat daha yaygın kullanılan karşılığı kasa, tasa, kaygı, kuruntu. Bir harf alayım. Buyurun bir harf. Ruhu ağırlaştıran tasa, kaygı, kuruntu ve üzüntü dolu düşünceler. Düşünüp duruyorum. Bir nokta nokta basıyor o sırada. Bir harf daha rica ederim. Basıyor ama ben onu dağıtıyorum. Efkar. Efkar 300 puan değerindedir. 1400 kasamız. 2 dakika 49 saniye var efendim. 6 harfli cevaplara geçtik bile. Batı dillerinden dilimize girmiş bir kelime. Neredeyse her dilde kullanılan bir kelime. Biz de gayet iyi biliyoruz bu kelimeyi. Gelsin görelim. Demiş ki her zaman için beğenilen örnek olacak yetkinlikteki yapıt. Böyle yapıtlar için kullanılan bir söz. Özellikle edebiyatta kullanılır. Klasik. Klasik 600 puan değerindedir. Şahane. 10 saniye Kevork Bey'in herhangi bir soruya harf almadan cevap vermesi için gayet yeterli bir süre. Maşallah deyip tahtalara vurup devam ediyoruz yolumuza. 6 harfli cevapları bitiriyoruz gayet kolay bir soruyla. Gelsin. Diyor ki gücenmiş, gönlü vurulmuş olan. Bir harf alırız rahatlarız. Alalım bir harf. Alalım bir harf. Çünkü akla çok cevap gelebilir. Kırgın. G harfi. Gelen de aklıma. Öyle mi? 100 puan nazar boncuğu. Hayır kendime güvenmedim zaten. Estağfurullah. 2500 puandasınız efendim. Şimdiden 3000'in üzerine çıkacağız inşallah. İlk 7 harfli cevapla. Kolay da soru harf almadan cevaplayabileceğiniz nitelikte. Buyurun gelsin. Şöyle sorduk. Dedik ki efkarı, usancı, acı veya yorgunluğu boşaltmak için soluk vermek. Tek kelime mastarla bitiyor. Bıkkınlık, usanç, acı yorgunluk, genellikle de efkar. Üflemek mi? Üflemek ya da... Oflamak. Oflamak. 700 puan değerinde. Usanç, bıkkınlık, üflemek tamam ama efkarda
Hani bir of çeksem karşıki dağlar yıkılır. 7 harfidir efendim. Sonuna bir mastar eklenir. Mastar değil, fiil eklenir. Genellikle biz fiili sorunun içerisine koyduk. Buyurun gelsin. Bırakmak fiiliyle birlikte işi belli bir amaca göre yürütemeyip kendi akışına terk etmek anlamında kullanılan bir söz. Nokta nokta bırakmak. Oluruna. Oluruna bırakmak 700 puan değerindedir. 3900 kasa. Kevork Bey, mecazi anlamdır. Yani sorunun birden fazla doğru cevabı vardır. Siz bilirsiniz efendim. Buyurun. Şöyle sorulmuş. Mecazi olarak çok hoşlanmak, çok sevmek. Bu anlamlarda kullanılan bir söz. Birkaç sözden biri. Harf rica edeyim. Hadi güzel yerinden. Olmadı, güzel yeri değil burası ama belki de cevaplanır. Çok hoşlandım, çok sevdim. Bir harf daha rica edeyim. Buyurun. Ne yazık ki mastar, mak diye bitiyor. Bir harf daha rica edeyim. Şu filmi seyrettin mi? Seyrettim ve... Bayılmak. Bayıldım o filme, 500 puan değerinde. Şanssız bir soruydu. Ama toparlayacak devamı. 5 tane soru kaldı. 1, 8, 2, 9, 2 tane 10 harfli cevap efendim. 2 kelimeden oluşuyor. Net bir tanımlama inşallah hemen akla gelir. Buyursun. Diyor ki, yaşananlar veya yaşanacaklar için tedirginlik ve kaygı hissetmeyen, ruhen emin ve ferah olan 2 kelime. Bu durumdaki insan için ne gibi bir tabir kullanılabilir? 2 kelime. Tedirginlik ve kaygı hissetmiyorum. Ruhen emin ve ferahım. Yani nokta nokta. İçi rahat. İşte kocaman bir alkış istediğim cevap. Ben yazdım bu soruyu fakat ben bu şekilde cevaplayamazdım. Açıkça söylüyorum. Tebrik ederim efendim. Sağ ol. Şimdi yayından önce hani sorularla ilgili ipuçları verirken bir makyaj malzemesi demiştim. Evet. Sizi bir telaş almıştı evet. Ya. Gereksiz olduğunu göreceksiniz. İki kelimedir şöyle sorulmuştur. Diyor ki, bakışlara anlam katan yazı ve çizim gereci biçimindeki makyaj malzemesi. İki kelime. Göz kalemi. Değil mi? Göz kalemi. İşte o kadar. 900 puan değerinde. 6100 kasa. Yine 9000'i görebilecek durumdayız. 9100 olmayacak fakat 9000'i görebilecek durumdayız. İki kelimeden oluşuyor son 9 harfli cevabınız ve bir mühimmat türüdür efendim bu. İki kelimedir şöyle sorulmuştur. Buyursun gelsin. Atışın gözlenmesi, hedef işareti bırakma, yangın çıkarma gibi amaçlarla kullanılan bir mühimmat türü. İki kelime. Geceleri kullanılır genellikle. İşaret fişeği. İşaret fişeği değil, değil. Değil. Zaten sığmaz işaret bir şey. Tahmin ettim. Çok uzun oldu laf çıkınca. Atışın gözlenmesi, hedef işareti bırakma, yangın çıkarma gibi amaçlarla kullanılan bir mühimmat türü. İki kelime. Mühimmat. Nasıl bir mühimmat? Atışın gözlenmesi. Geceleri kullanılır genellikle. Böyle gittiği yerde... Bir... Lazer ışını... Yok efendim, o kadar teknolojik hedef değil. Hedef işareti bırakma, yangın çıkar. Çekirdeğinin ucu kırmızıdır. İşaret fişeği. Onu dedik zaten galiba değil mi? Aynı şeyi mi tekrara düştü? Çekirdeğinin ucu kırmızıdır. Ha, duymuş muydunuz? Yok. Keşke harf alsaydık. Olsun, duyduk, öğrendik. Ne yazık ki efendim, işte bu şanssızlık, vallahi şanssızlık, başka bir şey değil. Arka taraf bir rahatladı mı? Güzel. O zaman yola devam edelim. Gelsin bakalım. İki kelimeden oluşuyor, şöyle soruluyor. Diyor ki, bir işe en önce başlamak, bir grup ya da akımın en önde gelenlerinden olmak anlamında bir söz dizisi. İki kelime. Yine mecazi bir tabir. Harf alayım. Buyurun. Başı çekmek. Maşallah. 900 puan değerinde... İzli merminin alıp götürdüğünü başı çekmek geri getirdi. İki kelimeden oluşan bir cevabım daha var. Bunu da nam olsun diye harf almadan cevaplayayım. Yapalım. Buyurun gelsin. Yeteri ve gereğince giyinmemiş anlamında bir söz dizisi. İki kelime. Yarı çıplak. Ah, 1000 puan değerindedir 7100 yapar kasayı. Yusuf'u hatırladım.
Bizim bir şampiyonumuz vardı, rekortmenimiz vardı efendim. 9800 puanı 23 saniyede yapan bir arkadaşımız. Gayet güzel bir şekilde gelmişti tur finaline. Yani zaten adı bilinir duruma gelmişti tur finaline geldiğinde de. Ona da bombalama diye bir argo bir tabir sormuştum. Orada takılmıştı. O da 9 harfliydi, bu da 9 harfli. Yaktı sizi. Evet, iz bıraktı bu mermiden. İz bıraktı ama ne olacağı belli olmaz. Biraz daha rahatlattı rakiplerinizi. Çok da rahatlamayın. Aynur Hanım geliyor. Önce Kevork Bey'e bir alkış. Çok. Melül. Melül? Türkçe mi melül? Süzgün. 6 harfli süzgün. Yapın onu bana 5 harfli. Süzük. Süzük olur mu yahu? İki kelime değil mi? Tek kelime. Patlayacağım. Neydi? Of. Çok mutsuzum. Çekiç demir. Çekici çekiç, demir. Çekici demir. Çekiç. Hadi ya, come on. Think, think, think. Seyis. Annemiz az daha bütün takılarını falan parçalayıp atacaktı vallahi. Ben duyuyorum zaten. Ayaklar. Bilmiyorum. Savcı. Getirip önünüze. Aliye. Serime. Ya. İyice karıştı. Ya. Çok teşekkür ederiz. Kevork Bey, müthiş bir yarışmacı. Tekrar evet. 9000 puanlara yakalayacaktı. Tekrar 9000 puanları yakalayacaktı ama ne yazık ki efendim izi mermi. Biraz da şans meselesi evet, bu. Çünkü çok öyle. Derya hakikaten kelimeler. Yoksa gerçekten çok iyi bir yarışmacı. Şahane de yarıştılar yine. Evet, güzel performanstı ama ne yazık ki istediğimiz gibi olmadı. Evet, evet. 7100 puana ulaştılar efendim. Üzerine de 25 saniye arttırdılar. Alt limitimiz 7500 puan artı 26 saniye. Fakat sizin aklınızı kurcalayan başka bir şey var. Onunla birlikte yarışmaya başlamanızı istemiyorum. Evet, ne olmuş galiba? Kız kardeşiniz size Antalya'da küsmüş. Antalya'da bir kız kardeşim var. Zaten başka kardeşim de kalmadı bu dünyada. Darılmış bana, ablacığım bir selam bekledim, yollamadın dedi. Hadi şöyle gözünün içine bakarak. Canım kardeşim, Seval'ım bir tanem, öpüyorum seni. Ha? Şimdi onun uğruyla... Yeğenlerimi, eniştemi, hepsine. Hepsine selamlar. Uğur bekliyorum. Tamam, o uğurlarla tamam. Birlikte bakın ne güzel yolculuklar yapacağız. Başlasın mı hemen? Başlayalım. Efendim tek bir kelime bu. Fakat bu kelime genellikle sonuna bir ek alarak yaygınca kullanılır. Bu kök hali pek karşımıza çıkmaz gündelik konuşmada. O yüzden sıkıntıya sokabilir sizi. Dikkatli olunuz. Tamam. Hadi gelsin bakalım. Diyor ki istek ve tutkularda ölçülü davranma erdemi. Ölçülülük, itidal. Uyum. Bir harf alayım. İtidal. İtidalli. Ilım. Ben karışmam. Ilım. Ilım. 300 puan değerinde. Ilımlı. Evet, anladım. Şimdi yine batı kökenli bir kelime. Tek bir kelime efendim. Şöyle sorulmuş. Gelsin. Diyor ki... Kırlık ya da ormanlık arazide veya doğal parkurlarda yapılan uzun mesafe koşusu. Cross. Bana sormayınız aynı ölümcüm. Cross. Ha işte 400 puan değerinde 700'e çıkarttık bu sayı. 5 harfli cevaplar. Hızlı başladık, o şekilde devam edelim. İnşallah. Hadi gelsin. İki nokta arasındaki düz çizgi. Yatay. Şimdi bana sormak yok. Yatay değil yalnız. İki nokta arasındaki düz çizgi. Yatay genellikle düzlemler için kullanılır. Düz çizgi. Düzlem. Enlem. Düz çizgi. İki nokta, bir tane düz çizgi. Yani? Hat. Yok. Beş harfli. Direk. Ay yapma. Düz çizgi. Düzlem? Yok. Bir noktadan başlayıp sonsuza giderse ışın diyorlar ona. Matematikte hani. İki nokta arasındaki düz çizgi. Olacak işim ya. Doğru. Doğru. Sağlık olsun.
olacaksa buralarda olsun. Evet. İzli mermi gibi 1800 puana mal olmaz en azından efendim. Toparlaması daha kolay olur. Sağlık olsun. Hadi bakalım. 5 harfli cevapların ikincisi. Şöyle bir soru. Ağırbaşlı ve onurlu anlamında Arapça kökenli eski bir söz. Vakur. Bakın gene bana soruyorsunuz ama. Vakur. Vakur. 500 puan da yerinde. 700 yaptı kasayı. Cevap konusunda sıkıntı yoksa hiç bana ihtiyacınız sinyal yok. Sinyal alıyorum. Yapıştırın gitsin. Şimdi tek bir kelime. Fakat yardım bakışı arıyorum. Yardım bakışı aramayın. Bazen peki. Bakın doğruda olduğu gibi bakışlar yanıltabilir sizi. Peki. Tamam, cevap doğrudur da bakışlar eğridir. Anlatabiliyor muyum? Peki. 6 harflidir. 2 kelimeden oluşur da bir birleşik kelimedir. 2 kelime yan yana gelip bir kelimeyi oluşturmuştur. Buyurun, şöyle sorulmuştur. Epilog da denen bir yapıtın bitim kısmına konulan açıklama. Dipnot. Dipnot yapıtın bitim kısmına değil efendim, sayfanın dibine konur. Bir yapıtın ben bitim ne yaptım kısmı. Ya? Biraz tez canlı davrandınız. Dipnot. Epilog kelimesinin, epilog teriminin Türkçesi. Tam Ömer Beylik soru ya. Dip değil mi? Efendim? Dip. Dip değil. Açıklama. Başlangıç kısmına İzahat. Konan. İzahat. Hayır efendim. İki kelime birleşik yazılıyor. Mesela yapıtların. Alt yazı. Hayır efendim, hayır. Yapıtların başlangıç kısmına konulan bir açıklama vardır. Onun bir ismi vardır. Bir de bitim kısmına konulan bir açıklama vardır. Biri ön sözdür, biri son sözdür. 100 puana düştük. Sağlık olsun. Böyle? Sağlık olsun. Kaçırdın mı treni? Vallahi o hesabı daha yapmadım aslına bakarsanız ama çok başındayız yarışmanın. Şöyle bir sıkıntıya sokarsak kendimizi 7500'e çıkabilecek durumdayız. Hiç harf almadan. 4 harf alabilecek durumdayız. Sonrasında da 26 saniye arttırmamız lazım. Deneyelim. Deneyelim. Olmayacak şey değil. Buyurun. Oldu oldu, olmadı olmadı. Tabii ne canım, yapayım? Canımızı sıkacak değiliz. Bu akşam değiliz. Bir sıkıntı var. Sıkıntı çözeceğiz var. Ama. 6 harfli tek bir kelime efendim. Gırtlağın ön ve alt bölümünde bulunan çok damarlı, salgısını kana veren bir bez. Nokta nokta bezi. Ön ve alt bölümünde bulunan. Bir harf alayım. Bir tane alalım. Hani guatr hastalığı filan. Tiroid. Efendim? Tiroid. Tiroid. 500 puan değerinde 600'e çıkarttık aslında. Güzel. Zamanımız gayet güzel, gayet hoş. Kullanalım o zamanı. 7 harflidir, tek bir kelimedir efendim. Buyurun, şöyle sorulmuştur. Uygunsuz hareket, çirkin, yakışıksız davranış, suç veya kusur. Aslında suçun bir kademe altı. Kabahat. Bana sormayın. Kabahat. Verin cevabı, geçin 700 puan. Gelsin. Arapça kökenli bir kelime vereceğim. Türkçesini sizden isteyeceğim. Buyurun gelsin. Şöyle sorduk. Dedik ki müşfik sözünün Türkçe kökenli karşılıklarından biri. Müşfik merhametli değil. Türkçe bir harf kökenli. Alayım. Buyurun. E harfi. Sevecen. Siz bana bakınca ben bu tarafa bakacağım. Sevecen. Hah, sevecen. 600 puan değerinde. 1900. 8 harflidir, tek bir kelimedir. Güzel gidiyoruz maşallah. Gelsin bakalım nasıl sorulmuş. Diyor ki bir ülkede hükümdarın, padişahın, sultanın egemen olması. O duruma ne denir? Krallık. Padişah. Egemen olması. Kraliyet. Padişah diyoruz. Padişah olduğu zaman kraliyet olur mu? Hükümdar. Şimdi biz hükümdar demişiz. Bir harf alayım. Bir harf alalım hadi. Bir ülkede hükümdarın hani cumhuriyetle tarzı. Birlikte bu. Buradan sultanın egemen olması. Oligarşi. Bir harf daha alacağım. Son harfimizdi bu yalnız. Başka almamamız lazım. Bir de 26 bir saniye arttırmak lazım. Bir ülkede hükümdarın padişahı. Bence saltanat. Saltanat 600 puan değerinde. Of, şurası başka bir yer. Şurası başka bir yer. Harf şansım bitti değil mi? Ne yazık ki. Peki. 5 tane soru var. 5 soruyu birden hiç harf almadan cevaplamanız deneyeceğiz. Gerekiyor. Deneyeceğiz. Olmuyorsa da sağlık olsun. Aynen ne yapayım? Öyle.
8 harfli tek bir kelime ne yazık ki mecazi anlamını kullandık. Fakat biraz önce efendim Kevork Bey ile muhabbet ederken sizler için bu kelimeyi kullandım. Güzel ipucu. Gelsin bakalım. Mecazen hırslanmak, aşırı biçimde istemek. Ne demiştim? Rakipleriniz de hani bir şey oldular demiştim. Mecazen hırslanmak, aşırı biçimde istemek. Ne olmak? Aşırı biçimde istemek. Hırslanmak değil. Hırslanmak değil, mecazisi. Yani bu adama çok... Bilenmek. Efendim? Bilenmek. Bilenmek 800 puan değerinde. Tebrik ederim. Hadi bakalım. Kalıplaşmış bir tabirdir efendim. Sözlükte bulamazsınız ama güncel konuşmada yaygın kullanılır. İki kelimeden oluşur. Şöyle sorulmuştur. Gelsin. Fena değil. İş görür anlamlarında kullanılan bir tabir. İki kelime mi? İki kelime. Fena değil. İş görür. Fena değil. İş görür. İşe yarar. İş deyip de işe yararı. İş görür. Yalnız 26 saniye arttırmamız lazım. Bir harf alayım. Alamayız. Bırakın tadını çıkarayım. Peki efendim, buyurun bırakın. O zaman. Bırakın. İş görür. Bir tane daha alacağım. Bir tane daha. Bir de benim için. Bir de sizin için. Bir de benim için. İş görür. Fena değil yani. İdare eder. İdare eder. 600 puan değerinde. Oh, rahatladım. Sizin canınız sağ olsun. Bırakın keyfini yaşayayım bari. Vallahi billahi. Gerin, kimin var gerin. Böyle yarışmacısı? Bir alkış alalım Aynur Hanım'a. Kuvvetlisi şöyle. Benim de keyfim yerine geldi. Neydi o kasına evet, kasına evet. Yahu? Gelsin bakalım bir diğeri. İki kelimeden oluşuyor, 9 harfli. Harfimizi de alırız, keyfimize de bakarız. Tek tanrılı ve kökenleri Hazreti İbrahim'e dayandırılan inanç sistemlerinin ortak adı. İşte Musevilik, Hristiyanlık, İslam. Tek tanrılı Hazreti İbrahim'e dayandırılan inanç sistemlerinin ortak adı. Harf alalım, harf. Harf alayım, evet. Buyurun. Hı. Bir tane daha alayım. Bir tane daha. Semavi. Bir tane daha alayım. Yeter. Bence yapıştırın gitsin. Semavi din. Semavi din. 600 puan değerinde. Kasa 4500. Son iki soru kaldı geriye. 6 saniyemiz var ama ikisini yeter. De rahat rahat cevaplarız. Aynen öyle. Yetiştiririz. Yetiştiririz. Çok rahatladım çünkü. Maşallah. Siz gülümsüyorsunuz ya. O yeter zaten. Gelsin efendim. İki kelimeden oluşuyor. Sondan bir önceki soru. Gelin damat korteji. Düğün alayı. Düğün alayı. 1000 puan değerinde. 5500. Bu da son sorudur. Son cevaptır. İşte şöyle bir şeydir efendim. Diyor ki, kişinin irade dışı olarak kahkahalara boğulduğu nöbet. Gülme krizi. Hey maşallah. 1000 puan değerinde 6500. Olsun, çok eğlendim. Demek ki bugün de böyle bir gündü. Evet, sizinle olmak güzeldi. Sizi tanımak burada da çok olmak güzeldi. Teşekkür ediyorum. Eksik olmayın efendim. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bu zerafete bir alkış daha. Konut sanatının ustası Bulut İnşaat'ın sunduğu kelime oyunu devam edecek.